Sayın başkanlar, değerli konuklar, değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. Böyle önemli bir etkinliğe davet ettikleri için hem derneğimize hem Çankaya Kent Konseyimize çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle Çankaya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü olarak yaptığımız bazı çalışmaları sizlerle paylaşma fırsatı bulacağımız için mutluyuz. Ancak itiraf etmeliyim ki hiç çalışmadığımız yerdeyiz. Zira Çankaya Belediyesi sınırlarında 3 tane kadın kooperatifi var. Ve ne yazık ki bunlardan hiçbiri tarım ve gıda alanında faaliyet göstermiyor. Umuyorum ki bugün burada edineceğiniz kıymetli bilgiler ışığında bu konuda çalışmalar yapabilmek için hem motive oluruz hem de zihin açıcı fikirler elde ederiz. Değerli arkadaşlar, kadına yönelik şiddet başta olmak üzere her türlü ayrımcılığın temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu biliyoruz. Ve her fırsatta İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmediğimizi dile getiriyoruz. Herkes için temel bir hak olan eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi ancak farklılıkları gören, farklı ihtiyaçlara yönelik hizmetler geliştiren bir anlayışla mümkündür. Biz de Çankaya Belediyesi olarak uzun yıllardır bu anlayışla toplumsal cinsiyet eşitliğini hayata geçirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Çankaya Belediyesi olarak eşitlikçi bir anlayışla verdiğimiz hizmetlerle kadının her alanda yanında ve destekçisi olmaya çalışıyoruz. 2008 yılından beri Kadın Danışma Merkezi ve Kadın Sığınma Evi'nde verdiğimiz hizmetlerle kadına yönelik şiddet konusunda mücadele etmeye devam ediyoruz. 2022 yılı Kasım ayında Kadın Danışma Merkezi hizmetlerimizi genişleterek 4 Çankaya Evi'nde yani mahallelerde de danışma hizmeti vermeye başladık. Yanı sıra bireysel danışmanlık ve aile danışmanlığı hizmetlerimizi de ücretsiz olarak sürdürmeye devam ediyoruz. 25 Kasım ve 8 Mart gibi günler başta olmak üzere kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesini görünür kılmak için çeşitli etkinlik ve farkındalık çalışmaları da yürütüyoruz. Bu çalışmalara ek olarak 3 ayda bir çıkardığımız ve 19. sayısına ulaştığımız kadın bülteni ile toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik farkındalık çalışmalarımızı yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bu anlayışımızla kadınların ekonomik olarak desteklenmesi için de birçok hizmet geliştiriyoruz. Bu hizmetlerin başında belediyeye ait parklarda ücretsiz olarak sunduğumuz kadın emeği standları ve gelenekselleştirdiğimiz kadın emeği festivalimiz başta gelmektedir. 2017 yılından bu yana açtığımız ücretsiz kadın emeği standlarımızla Elimin Emeği, Evimin Ekmeği projesini başlatmış olduk. Alışveriş merkezlerinde ve pazar yerlerinde de kadınlara ücretsiz olarak stand desteği vermeye devam ettik. Son olarak 2022'nin Haziran ayında yaptığımız 5. Kadın Emeği Festivalimizle 6 yılda binlerce kadına ulaştık. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının konunun öznelerinin sürece aktif katılımıyla mümkün olduğu görüşündeyiz ve tüm projelerimizi katılımcılık bakış açısıyla yapmaya özen gösteriyoruz. Bu nedenle hem kadın kooperatiflerinden gelen geri bildirimler hem de kadınlarla daha önce yaptığımız çalışmalar sonucu ortaya çıkan görüş ve talepler ile projelerimizi geliştirmeye devam ettik. Bu kapsamda pandemi döneminde ihtiyaç sahibi kadınlara kooperatifler işbirliğiyle maske, maske cüzdanı, keçe cüzdan, file dikimi gibi ürünler yaptırdık ve bu ürünleri değişik etkinliklerde Çankayalılara ulaştırdık. Bunların yanı sıra yine ihtiyaç sahibi kadınlardan gündüz bakım evlerimiz, masal ve oyun odalarımız ve hoş geldin bebek setimiz için amigurumi oyuncaklar satın aldık. Böylece hem kadınları hem de proje ortağımız olan kadın kooperatiflerini pandemi boyunca desteklemiş olduk. Pandemi sonrasında da kadın kooperatifleriyle işbirliğimizi sürdürmeye devam ettik. Ve kadın müdürlüğü olarak ihtiyacımız olan tüm ürünleri yine aynı şekilde kadın kooperatifleri üzerinden kadınlara ürettirerek Çankayalılara dağıtmaya devam ediyoruz. Sürecin devamı olarak Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile yaptığımız protokol çerçevesinde 5 tanesi nüfus fonundan hibe olmak üzere 18 adet kalıcı satış kulübesini İsmet İnönü Parkımıza yerleştirdik. Kadın Müdürlüğü olarak hizmete başladığımız 2017 yılından bu yana yereldeki kadınların ve kadın kooperatiflerinin güçlenmesi
birinci önceliğimiz olmuştur ve çalışmalarımızı bu önceliğe göre sürdürdük. Hem kalıcı stand alanlarımızı, hem gelenekselleşen kadın emeği festivalimizi, ayrıca kadın kooperatifleriyle işbirliğimizi geliştirerek, daha çok sayıda kadını sürece dahil ederek kadın emeğini her alanda görünür kılmak ve kadınları ekonomik olarak da güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum.